efendim, mutlu günler. Yeni bir programla, yeni bir haftayla daha birlikteyiz. Hoş geldiniz diyelim yayınımıza. Bugün Demokrat Parti Milletvekili Sayın Hasan Tosunoğlu bizlerle birlikte. Hoş geldiniz efendim. Merhaba, nasılsınız? İyi yayınlar diliyorum Hasan. Teşekkür ederiz. Evet, bugün yine gözlerimiz meclisteydi. Hiç daha önce yaşamadığımız anlara tanık oluyoruz, olaylara tanık alıyoruz mecliste. Ve meclis başkanlığı krizi yine boyut atlayarak devam ediyor ve hala taraflar arasında bir uzlaşıya da varılamadan da devam ediyor. Bugüne dönelim isterseniz ve görüşlerinizi alalım. Bugün meclis önce Cumhuriyetçi Türk Partisi grubu tarafından, meclis başkan yardımcısı tarafından Sayın Fazilet Özden Efe'yi tarafından açıldı ve meclis başkan adayının belirlenmesi gündemiyle açıldı meclis. Ulusal Birlik Partisi vekilleri de diğer vekiller salonu terk etti. Cumhuriyetçi Türk Partisi bunun hukuksuzluk olduğu görüşünde, hukukçuların da ortaya koyduğu görüşler var. Ancak diğer taraftan iktidarı dinlediğimizde hayır, meclis başkanımız seçilmiştir. Her iki taraf da kararlı bir şekilde ortada durmaya devam ediyor ve böyle bir kriz yaşıyoruz biz çok uzun bir zamandır. Evet. Nasıl yorumluyorsunuz ve bu süreç daha ne kadar devam edecek sizce? Ben şeyden önce şunu söylemeliyim ki çok uzun bir soluklu bir soru sualiniz oldu. Nereden başlayacağım? Mümkün olduğunca kısa özetlemeye çalıştım ancak evet, isterseniz biraz başından. Yaşananlar Kıbrıs Türk insanına ve Kıbrıs Türk'üne yakışan davranışlar değil. Hele biz Cumhuriyet Meclisi'ndeki milletvekili olarak topluma, halka ve bu devlete sorumlu olan insanlar olarak yakışmayan durumlar. Kıbrıs Türk halkının tarihsel davranış biçiminin içerisinde, destansı mücadelesinde bu davranışlar ciddi zarar veren bir durumda. Çünkü egemenliği tartışır hale geldik. Çünkü yıllar vardır dünyanın veya Rum kesiminin Rum ağzıyla, Rum jargonuyla sözde meclis başkanı dediği noktada bugün sözde meclis başkanı denenecek. Hatta geçen haftalarda bu tabir kullanıldı da sözel olarak. Bugün de tavırsal olarak muhalefet tarafından kullanıldı. Bunları kabul etmek mümkün değildir. Çünkü bu destansı Kıbrıs Türk'ünün yarattığı, bugünlere gelmemizi sağlayan davranış biçimine yakışmayan bir durum bu. Çünkü egemenliğimiz olduğunu savunuyoruz ve bu egemenliğin tek bir bütün olduğunu söylüyoruz. Ve egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğunu söylüyoruz. Bugün, söylemlerle eylemler tutmuyor. Bugün eylemde bunu ters yüz etmiş durumdayız. Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin bir hafta önce söylediğiyle bugün söylediği arasında çok ciddi farklar olduğunu da görmek ve söylemek mümkün. Şöyle ki bir hafta önce Ziya Öztürk Bey'in seçilmediğini söylüyordu. Zorlu Bey'in seçildiğini söyleyen muhalefet bugünse Zorlu Bey'in de seçildiğini bir tarafa veya görevinin devamını söylemekte imtina ediyor. Ve Fazilet Hanım'ı, ki Fazilet Hanım unutmayalım, 15 gün önce meclis başkanı görevdeyken, henüz daha seçimler tamamlanmamışken ben kürsüye çıkmam, meclisi açmam diyen taraftaydı. Bugün ise çok farklı bir tabloyla karşı karşıya kaldık. Fazilet Hanım koltuğu işgal etti neredeyse ve mecliste her bir meclis başkanlığı krizi var gibi bir cümleyle tekrar seçimini yenilenmesine, hatta tutanakları değiştirerek tutanaklarla birlikte 18'inden itibaren yapılmış meclis tutanaklarının geçersiz olduğunu ifade ederek bugün farklı bir boyut ortaya sergiledi ve meclis başkanının seçiminin tekrarlanmasını arzuladı. Bu sorumluluğu muhalefet anlayışına biraz bana göre ters aslanım. Biraz neden? Değil, tam ters. Neden? Çünkü tarihsel meclisteki meclis başkan ve meclis başkan yardımcılığı seçimlerine baktığımızda, mesela 2009'a geriye gittiğimizde Ulusal Birlik Partisi'nin tek başına iktidara geldiğinde, yanılmıyorsam Hasan Bozer Bey meclis başkanının adayı olmuştu. İkinci veya üçüncü turda Hasan Bozer'in seçilemeyeceğini gören muhalefet, o zaman Cumhuriyetçi Türk Partisi'ydi muhalefet, Demokrat Parti'ydi muhalefet ve yanılmıyorsam ÖRP'ydi, Özgürlük Reform Partisi'ydi muhalefet.
bu üçü tek tek meclis kürsüsüne çıkarak biz ne kadar muhalefet milletvekili de olsak, ne kadar muhalefet milletvekilleri olarak gruplarımız da bulunsa bu bizim sorumluluğumuz. Meclisin bu duruma düşmesini veya mecliste bu durumların yaşanmasını engelleyeceğiz diyerek mecliste bu kaosun oluşmasını engellediler. O zaman yanılmıyorsam Ulusal Birlik Partisi tek başına iktidardı ve 3 milletvekili karşı çıkmıştı Hasan Bozer Bey'in seçilmesine. 23 milletvekili evet demişti, 3 milletvekili hayır demişti. 26'ydı sayıları Ulusal Birlik Partisi'nin. Bu noktada muhalefet partileri o dönemde bir irade ortaya koyarak hem egemenliğimizin çok kutsi olan meclisin hiyerarşik yapısının ve topluma olan sorumluluğunun bir şekilde yansıması gerektiğini söyleyerek sahip çıktı ve yanılmıyorsam 43 oyla Hasan Bozer Bey meclis başkanı seçildi. Oysa aradan işte 15 yıl geçti ve biz bu 15 yılda belli ki daha fazla bir erozyona uğramışız siyaseten. Evet. Ve egemenliğimizin çok kutsi olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi'nde belli kişilerle, yani ülke dışındaki belli kişilerle kullanılan jargon ağzında temsili veya sözde kelimelerini bugün mecliste topluma yansıttık. Bu da bana bu ülkede yaşayan bir iş adamı, bir siyasetçi, bir vatandaş ne derseniz deyin ciddi şekilde dokunuyor aslında. Evet, bu yaşananlar yakışmıyor diyorsun. Çünkü yakışmıyor diyorsun. Bizlere. Çünkü peki, toplumun en küçük bireyine hiçbir faydası yok bu yapılanların. Çünkü Cumhuriyet Meclisi'nin tek bir amaç ve gayesi var, yasa yapmak. Ve yasa yapıcılar olarak bizler... Düşünün siz meclis açıldı işte 2 Ekim'di galiba veya 3 Ekim'di. O günden sonra tek bir yasa yapma noktasının ötesinde bir durumla karşı karşıyayız. Ve bu durum toplumun hiçbir kurumuna, hiçbir sivil toplum örgütüne, hiçbir kişiye bir fayda getirmiyor. Ve toplum da bizi kınıyor. Yani iktidarı muhalefetini kınıyor. Sadece ben muhalefetin bugünkü davranış biçimi veya daha önceki davranış biçiminden dolayı kilitlendiğini söyleyenlerden değilim. İktidardaki İrlandalıların bu durumu bir şekilde bugünlere gelmesini sağlayan kişilerin yanlış yaptığını söyleyenlerdenim. Kim olduğunu bilmiyorum. Ancak bu kişilerin de kamuoyunda, toplum nezdinde, partililer nezdinde de cezalandırabileceğini çok net söyleyebilirim Aslı Hanım. Çünkü toplum en iyi hakemdir. Ve en iyi cezayı kesen kişilerdir toplumun bireyleri. Ve bu noktada bu yapılanları ben kesinlikle affedilmeyeceğini ve bugünlere gelmemize ve bugünlerde bizim egemenliğimizin aslında o jargonla diyoruz ya Aslı Hanım, tanımama noktasında veya hiç sayma noktasında teferruz edilmesi bugün mecliste benim kabul edeceğim bir nokta değil. Evet. Peki şimdi bu konunun özetinde ortada hukukçuların da görüş verdiği geçersiz oyların söz konusu olduğu bir durum var. Peki tüm bunlara nasıl bir yorum yapmamız gerekir? Yani hukukçuların da ortaya koyduğu bir görüş varken taraflar bu konuda ısrar etmesi. Hangi hukukçuların? Yani meclis hukukçuların. Belli hukukçular da, meclis hukukçular. Belli hukukçular da bu konuda kesinlikle bu oyların geçerli olduğunu söylüyor. Şahsi görüşümü birazdan sorarsanız cevap veririm. Tabii buyurun. Ancak birçok hukukçu da tam tersini söylüyor. Yani geçerlidir, geçersizdir. Şimdi karar verecek olan, şimdi bir dava olur, ben alacaklıyım dersiniz, siz dersiniz ki bir borcum yoktur. Ve mahkemelere gideriz değil mi? İşin doğası gereği. Evet. Ve mahkemeler bir karar üretir. Aslında Ziya Bey'in söylemeye çalıştığı buydu. Hukukun üstünlüğünün tek bence cevap verebileceği nokta bizim mahkemelerimizdir. Bizim anayasamız da bunu hükmeder. Yoksa hukukçular bunu söylüyor. Ve biz baktık noktasında bir anlayış
bence sağlıklı değil. Ziya Bey'in söylemeye de çalıştığı bizim aslında kendi hukukçularımızdan aldığımız görüşler bu seçimin geçerli olduğudur. Şahsi görüşüm de Ziya Bey'in seçilmiş olmasıdır. Çünkü yani iç tüzük bizim meclisimizin kesinlikle yasal mevzuatıdır. Seçim ve halka oylamasına bağlı değildir meclis. Evet, bu konuda tereddüt olmaması gerekiyordu. Hiçbir şekilde bu tartışmalara ihtiyaç duymamalıydık. Hiçbir şekilde çift mühürlü bir evet çıkmaması gerekiyordu. Ama demin ifade ettim, bu İrlandalı arkadaşların da kimler olduğunu vatandaşlarımız bir şekilde öğrenir. Ve bunlara gerekli cezai müeydeyi uygular günün sonunda. Fakat bu durumlara gelmemiz Aslı Hanım, egemenliğimizin tartışılır bir noktaya gelmesi ve iki sanki meclis başkanı varmış gibi bugün ben koltuğu tuttum anaokuldaki çocuklar gibi bu koltuk benimdir, ben açacağım meclisi demek bu bana birazcık deli saçması geliyor. Bundan son derece imtina ediyorum. Son derece de üzülüyorum ve son derece de öfkeleniyorum. Çünkü yani bu bize yakışan bir durum değil. Bu kadar memleketin iç sorunları varken, bu kadar bizim beklemiş sorunlarımız varken, yasa yapıcılar olarak bizler bu sığ anlayışa hapsolmamız ve meclisi bu dar alanda hapsetmemiz bence son derece anlamsız. Aslı Hanım. Ve bunun bir an önce tüketilmesi iki genel başkanın da, Ünal Üssen Bey ile Cumhuriyetçi Türk Partisi Başkanı Tufan Örhuman'ın da bir araya gelip sağduyuyla iktidarın ve muhalefetin meclis başkan yardımcısı ve divanların üyelerimizi seçerek bir an önce yolumuza yürümemiz gerektiğini söylüyorum. Çünkü başka türlüsü bizim bugüne kadar Kıbrıs Türk'ünün biriktirmiş olduğu bütün siyasi kültürünün, bütün egemenlik çabalarının yok oluşu demektir. Yani bu devleti böyle sadece çocuk oyuncağı olsun, ben bu koltuğu kaptım, o koltuk onun da değildir, bunun değildir diyerek maskaralık yapılacağı bir alan değil. Yani bunun için bizim çare üretmemiz gerekiyor. Çare üretebilmek için de iki parti başkanının, iktidar parti başkanı, büyük partisi olarak Ulusal Birlik Partisi'nin, bir de muhalefet başkanının derhal bir araya gelmesi ve bu sorunu çözmesini temenni ediyorum. Bu en içten temennimdir. Evet, bir de erken çünkü seçim. Çünkü toplumumuza hiçbir faydası yok bu durumun. Kendi içimizde böyle sığ davranışlar toplumun hiçbir bireyine, hiçbir kurumuna, demin defa ettiğim gibi hiçbir sivil toplum örgütüne veya toplumsal bir anlayışa hizmet vermiyor. Bu kendi iç politikalarımıza belki bir şekilde bir tavır olarak yansıyabilir. Puan toplattırabilir kendi iç kısır döngümüz içerisinde ama topluma hiçbir şekilde en ufak bir faydamız yok. Evet, bir erken seçim çağrısı var. Artık bir erken seçim kaçınılmaz oldu. Ben iki parti başkanı demin ifade ettiğim gibi hatta gerekirse bütün iktidar ortakları ve muhalefet milletvekili, muhalefet başkanı ve muhalefetin diğer bağımsız milletvekilleri de var. Onların da görüşleri alarak belki de gidilmesi gereken nokta budur. Ama bu son çare olmalı. Çünkü kamuoyu amalarına biraz merak olan bir milletvekiliyim ben Aslı Hanım. Bakıyorum çok değişmiyor aritmetik. Çok fazla değişmiyor. Belki bir partimiz daha meclise girer veya bir partimiz meclisten dışarı çıkabilir. Ancak koalisyon olacağı kesin tekrar. Peki bunları tekrar yaşamak mı? Yani hiçbir parti tek başına iktidarı sağlayamayacak güçte. Yani kim ne derse desin Aslı Hanım, biz gerekli argümanları öttük, tek başımıza iktidarız. Öyle bir dünya yok. İnanın samimiyetle söylüyorum bunu. Hiçbir siyasi parti bugün tek başına iktidar olamaz. Olamayacağına göre de. Mutlaka bir koalisyon gösteriyor. Olamayacağına göre de. Ne derlerdi o cümleye, gitti fasulyenin yanisi geldi aynısı. Onun gibi bir durumla karşı karşıya biz. Oysa ekonomik sıkıntıların son derece yükseldiği bir dönemde bizim bir ortak akıl geliştirmemiz gerekiyor. Bir ortak sorumluluk içerisinde ortak akıllı hareket etme mecburiyetimiz var. Benim muhalefete kızdığım nokta da bu.
aslında en fazla demokrasiyi, en fazla hukukun üstünlüğünü, en fazla ortak akıllı hareket etmemizi gereken diyen arkadaşlar bugün ortak akıldan yoksun, ben yapacağım ve bu böyle olacak diyerek, hukukun üstünlüğüne de güven söyleyerek ama hukukun üstünlüğüne de güvenmeyerek, varsa bir sorun Anayasa Mahkemesi'ne taşırsınız. Hı hı. Anayasa Mahkemesi'nde bunun kararını çıkartmasını savunursunuz. Değil mi? Oysa ben koltuğu kaptım, meclis başkanını kabul etmiyorum diyerek kaos yaratmak, bu kimseye bir şey ifade etmiyor. Bunu belki de bugün 100. kez de söylüyorum Aslan'ın programınızda. Hı hı. Katmadığı gibi, demin de söylediğim gibi meclisimize, egemenliğimize ciddi gölge düşürmekte. Çünkü bizim meclisimizde Atatürk'ümüzün, yüce önderimizin bize yazdığı bir üslup vardır. Kayıtsız şartsız egemenlik halkındır diyor. Biz halkın meclisi isek halka bunu yansıtmamız gerekiyor. Tabii bu süreç illaki dönüp dolaşıp topluma zarar veriyor. Yani, toplumun güvenini zedeliyor. İnanın akıllara zarar. Yani bugünkü durumu, geçen haftaki durumu veya bir evvelki haftaki durumu, bunları kabul etmememiz lazım. Ve onunla ilgili ciddi ciddi kendimi dahil sorgulamaktayım. Yani geçtim mensup olduğum siyasi partiyi sorguluyorum. Kendimi de sorguluyorum. Çünkü ben iş hayatından gelme bir siyasetçiyim. Hı hı. İş hayatında 1+1=2 eder aslanım. Hiçbir zaman 2,5 etmez, 1.75 de etmez. Yani idare edeyim veya bunu da kabulleneyim. Bizim üslubumuzda böyle bir şey yok. Olmadı hayatımda. Hı hı. Ne çocukluğumda, ne ergenliğimde, ne iş hayatımda olmadı. Evet, çok sorunlar var. Demokrat Parti'nin de biraz bu süreçte biraz bir sessizliği de söz konusu. Demokrat Parti adına ne söyleyebiliriz? Biraz açarsak. Yani bugün sizlerin programına katılmadan önce Demokrat Parti'nin bir açıklamasını gördüm. Açıklama güzel. Aslında arzu ettiklerimizi yazıyor Demokrat Parti. Bu süreçleri kınıyor ve bu süreçlerde aktif rol üstleneceğini ve aktif rolün de düzenleyici olacağını söylüyor. Ama bunlardan uzak olduğunu görüyorum. Yani söylevle hareket tarzı çok farklıdır. İnşallah bu açıklamayı yapan kimse, Fikri Bey ise Fikri Bey, bu noktada samimidir ve hareket eder. Değilse Demokrat Parti'nin bu iktidarda olmasının bir anlam ve gayesi yoktur. Çünkü Demokrat Parti bizim alışılığa gelmiş üslup ve desturu daha önce küçük ortak olabilirdi ama sorunlarda, krizlerde çözüm üreten partiydi. Ve topluma nefes alma olasılığı sağlayan, toplumun duygularını yansıtabilen, meclise ve hükümete yansıtabilen bir partiydi. Bugünse oysa sadece tek gailemi sanki koltuk ailesiymiş gibi bir tabuyla orada oturuyoruz ve zaman tüketiyoruz. Bunu da benim kabul etmem mümkün değildir. Çünkü ben Demokrat Parti'nin kuruluşundan beri de Demokrat Parti içerisinde olan bir insanım. Ve bu nüveyle büyüdüm. O sosyal demokrasi anlayışının ve sosyal demokrasi anlayışının topluma bir şekilde yansıtılması gerektiğini hücrelerimin her noktasında hissedebilen bir birey olarak yetiştim. Oysa bugün sadece bir tek koltuğa sıkışmış bir Demokrat Parti ile birlikte ne olursa olsun, ne olmasa olmasın noktasında bir tavır içerisindeyiz. Bugünkü açıklamaları son derece doğru. Buyursunlar, yapsınlar, takdir edeyim, hatta tebrik edeyim, hatta bu konuşmalarından dolayı da özür dileyim. İnşallah olur. Evet, söylem ve eylemin birlikte olması gerektiğini söylüyorsunuz Demokrat Parti'de. Evet, tabii önümüzde sıkıntılı günler var. Özellikle ekonomik açıdan bir taraftan da bütçe de var artık ele alınması gereken. Ancak hala toplanamayan bir de meclis krizimiz var. Bizi daha da sıkıntılı bir günler bekliyor mu peki? Kesinlikle. Yani demin ifade ettiğim o kadar cümlenin içerisinde aslında bunu atladık. Yani önümüzdeki bir bütçe yasası var. Bu bütçe yasasını tamamlamadan erken seçim kararı bugün muhalefetin istediği gibi iktidar alsa kime ne fayda? Hadi Cumhuriyetçi Türk Partisi
kendi hayallerindeki gibi tek başlarına iktidara gelsinler. Kime ne fayda? Kendilerine fayda. Vardır ya o tabir. Kendine Müslüman. Bunun anlamı yok aslanım. Yani ortak akılla bu bütçeyi geçirmek, sağlıklı şekilde geçirmesini sağlamak meclisin görevi, sorumluluğu. 50 milletvekilinin sorumluluğu ve görevi. Bu bütçede varsa arızalar, eksikler, muhalefet oturur ve bunları bir şekilde konuşur, ikna eder ve düzelmesini sağlar. Ki bence var. Sağlık ve eğitime, dünya sosyal devletleri, yani gelişmiş sosyal devletlerden bahsediyorum, verilen oranlardan çok düşüyoruz biz. Yıllar vardı düşüyoruz. Yani normal bir bakanlık olarak görüyoruz Sağlık Bakanlığı'nı, Eğitim Bakanlığı'nı. Sonra da ahfak diyoruz toplum olarak. Bütçe yani, ayrılmıyor. Bütçe ayırmıyorsanız. %9 nokta galiba kusur. Evet. Sağlık Bakanlığı'na ayırdığımız oran. Oysa gelişmiş dünya ülkelerinde sosyal devlet anlayışı gelişmiş ülkelerde bakıyoruz 12'lere, 13'lere, hatta 16'lara, 17'lere gelmiş sağlığa ayrılan bütçe. Ki sağlığı bu kadar çok tartıştığımız yani bugünlerde Mihrimah bebeğimiz Allah rahmet eylesin. Diyor Tabipler Birliği. Mekanı cennet olsun. Ailesine gerçekten gani gani rahmet diliyorum. Onlara sabırlar diliyorum. Onların yaşadıklarını bu topraklarda inşallah başka bir aile yaşamaz diyorum. Ancak %9 Sağlık Bakanlığı'na bir bütçe ayırdığımız durumda belli ki böyle geldi, böyle gidecek anlayışını da biz devam ettirme noktasında bir tutum içerisindeyiz. Yani bu sene %9, geçen sene %9, 0.06 geliştirmişiz galiba Sağlık Bakanlığı bütçesini. Yani %1 bile değil geçen yılki bütçeyle. Enflasyona bakıyoruz. Yani bunu kabul etmek mümkün değil yani. Hiçbir sağlıklı beyin bunu kabul edemez. Bunu bir şekilde değiştirebilmeliyiz. Evet, ülke gelirlerimiz eksik. Bunun temel sorunu da belli aslında. Bütçe açıklarımız, bizim neden ve niçinleri çok bellidir. Kayıt dışılığını engellemediğimiz sürece, bu ülkede kazanandan vergi almadığımız sürece, kazanana gözümüzü kapattığımız sürece bu bütçe açıklarını yaşamaya mahkum bir devletiz. Bu devletin anasından emdiği süt kadar bu gelirleri, bu vergileri alabilmeli aslanım. Bunun da metodolojisi kayıt dışını engellemektir bu ülkede. Aslında iş adamları da bu konuda hazır. Yasaların düzenlenmesi şartıyla biz diyor vergi vermeye hazırız. Kayıt dışında kalmak arzusunda değiliz. Ama nedense, niçinse biz bunları bir yasal prosedüre getirip bu vergileri toplayıp bu ülkede denk bütçe yapıp sağlığımıza, eğitimimize daha fazla bütçe ayıramıyoruz. Bunlar kimlere yarıyor? Ben bunu topluma bırakıyorum. Kimlere yarayıp kimlere yaramadığı noktasındaki sualleri. Aslanım, bizim yapmamız gereken bu ülkede gerçekten son derece adil bir vergi sistemini yaratabilmek ve kayıt dışını engellemek. Evet, bu hep söyleniyor. Zaten herkes herkes de biliyor. Tamam, neden yapamıyor? Neden o iradeyi yani o iradeyi koymak için kimse bizim elimizi kolumuzu bağlamıyor. Yapmayanlar bizleriz. Bunu yapabilmeli miyiz? Evet. Ama bununla ilgili toplumsal bir dayanışmaya, ortak akla ihtiyacımız var. İktidara, muhalefete ihtiyacımız var. Çünkü iktidar yapsa tek başına bunu puan kaybederim ben iş hayatından, belki belli kesimden diyerek korkuyor. Muhalefet diyor ki bu iktidarın görevi. Böyle geldi, böyle gidecek. Ve biz hepsi sadece ahbuk çekeceğiz. İktidarda olan kabuğuna çekilecek, muhalefetteki şikayet edecek. Böyle gelip geçecek hayatımız. Öyle mi? Öyle olmaması gerekir ama öyle mi? Böyle aslanım. Bunlara bir nokta koymamız lazım. Ve en önemlisi bugün yaşadığımız meclisteki bu rezaleti sonlandırmamız gerekiyor. Eğer buna son vermezsek, toplumsal sorunlarımıza eğilmezsek, toplumsal sorunlarımızı toplam olarak bir değerlendirme altına almazsak
iktidar milletvekilleri, muhalefet milletvekili olarak belli ki daha fazla erozyona uğrayarak bu süreçler devam edip gidecek. Kimi fayda? Topluma zarar. Bana fayda değil aslanım, sizle fayda değil. Bizlere fayda olmadığı gibi, topluma da fayda olmadığı gibi kime fayda? Aslında bu toplam olarak faydasız bir durum. Ancak bugün yaşadığımız anaokul kavgalarından da kurtulmamız gerekiyor bir an önce. Evet, peki tabii her şeyden önce meclisi bir toparlanması gerekiyor. Ancak bunu nasıl başaracak taraflar peki? Demin ifade ettiğim gibi Aslı Hanım, Sayın Başbakan ve Sayın Muhalefet Başkanı Tufan Erhurman Bey bir araya gelecekler. Ve bir uzlaşı kültürüyle bu noktayı bir sonlandıracaklar. Bununla ilgili benim bir şey ifade etmem haddimi de aşar. Onlar bu noktaları çok daha iyi bilirler siyasi tecrübe itibariyle. Ancak bu toplumsal bir sorun olduğunu ve kimseye faydası olmadığını, ne muhalefetin ne iktidarın bu meclis krizinden fayda çıkartamayacağını da anlamaları gerekiyor. Bunu bir an önce solundurmaları gerekiyor. İnanın bana, eğer 15 dakikada ikisi bir odada kalsa, bu sorunu çözemezlerse, ben de bu işten anlamam. Yeter ki niyetler olsun ve bu sorunu çözsünler. Şimdi bir taraf diyor ki hukuka aykırılık var, bir taraf diyor ki hayır tamamdır. Ve bir türlü bir uzlaşı da sağlanamıyor günün sonunda. Demin ifade ettim sizlere, 2009 yılında Hasan Bozer Bey 3. turdaydı. Şimdi yanımsadım tam net. 3. turda seçilememişti. Ulusal Birlik Partisi tek başına iktidarda. Cumhuriyetçi Tıp Partisi, Demokrat Parti, Özgürlük Reform Partisi, ÖRP muhalefetteydi ve üçü de çıkıp kürsüye tek tek genel başkanları. İktidar olarak siz seçmeyebilirsiniz. 3 milletvekiliydi. 23 evet çıkıyordu. 3 red çıkıyordu. Siz bu sorumluluktan imtina edebilirsiniz ama biz muhalefet olarak bundan imtina etmeyeceğiz ve bu meclisin çalışmasını engellemeyeceğiz diyerek 43 ile seçmişlerdi. Ancak bunu bugün Cumhuriyetçi Türk Partisi böyle yapsın demiyorum. Ama ortak bir anlayışla, sorumluluk ilkesiyle, iktidarıyla, muhalefetiyle bir çözüm bulmaları gerektiğini söylüyorum. Bunun ben söylersem çok yanlış olur aslanım çözüm modellerini. Ama onlar siyasi kültürleri, siyasi tecrübeleri buna yetkindir. Benim de haddimi aşar. Bunu çözümleyebilirler 15 dakikada. Diyorsunuz ki 15 dakikada bu işi halledebilirler. Evet, bu süreç tabii ki günün sonunda az önce de ifade ettiğimiz gibi önümüzde bizi bekleyen bir bütçe var. Ekonomik sıkıntılar oldukça tabii fazla. Ki. Yani alım gücünün bu kadar azaldığı çok bir dönemde düştü. İnsanlar mutfaklarına en temel girdi maddelerini, temel gıda maddelerini alamazken çocuklarına bir elma alamayan insanlar var bu toplumda. Yani ben zaman zaman milletvekilliği gereği gidiyorum. Karpaz'a gidiyorum. Yeşilırmak'a gidiyorum. Görüyorum oradaki insanların halini. Çocuğuma bir elma alamıyorum diyen babayı, anneyi gördüğümü ben çok net söyleyebilirim bu ülkede. Bir elma. Bıraktım haçlık, okul haçlığını veremediğini. Bir elma yedir demiyor. Yani bizim burada yaptıklarımızsa bana göre tamamıyla maskaralık ötesi bir durum ya aslanım. Yani bizim bu alım gücünü yükseltebilecek oysa gerçekten bu ülkede her türlü aktöre de sahip olduğumuzu söylemem mümkün. Üstelik bir şeye de ihtiyacımız yok. Ne yasaya ihtiyacımız var, ne paraya ihtiyacımız var, ne de ona buna. Tek bir şeye ihtiyacımız var, iradeye ihtiyacımız var. İrade ve kısır döngüden kurtulmaya ihtiyacımız var. Bunları üretebilmek mümkün Aslı Hanım. Bunları üretmeden, bunları yok kabul ederek toplumu da bu kısır döngünün içerisinde bırakarak, bu acizin içerisinde bırakarak bunları yaşamak
hangimizin hakkı ki? Hangimizin mustahakkı ki? Evet, bizleri daha da zor bir dönem bekliyor mu peki önümüzdeki 2025 yılında özellikle ekonomik anlamda? Hareket ve anlayış tarzımı değiştirmezsek Kıbrıs Türk'ünün daha zor günleri beklediği kesin. Kesin çünkü ana vatanımız ciddi şekilde maddi bir sıkıntı içerisinde. Belli ki bizlere belli bir noktada maddi olarak bir imkan sağlama noktasında kendilerinde bir sıkıntıları var. Demek ki bizim bir an önce toparlanmamız gerekiyor. Toparlanmamız gerekiyor ve daha iyi adil bir vergi sistemiyle bilhassa kayıt dışılığını engelleyerek bu ülkenin gelirlerini toparlayıp ülke vatandaşımızın menfaatine yansıtmamız gerekiyor. Bilhassa dar gelirli ve alım gücü düşük insanlarımıza. Bu yönde proje üretebilmek çok mümkün. Yeter ki bizim bu sığ anlayıştaki arkadaşlarımız bundan kurtulsun. İnanın, bakın yani Mars'a gitmeye veya Amerika'yı keşfetmeye ihtiyacımız yok. Şöyle ki Türkiye'de tarım kredi kooperatifleri var. Duymuşsunuzdur belki Aslı Hanım. Ben iki kez milletvekili olduktan sonra oraları ziyaret ettim. Oranın genel müdürünü, oranın yönetim kurulu başkanlarını ziyaret ettim. Yani şöyle söyleyeyim. %40 neredeyse tüm bizim temel gıda ürünlerimize daha ucuz ürünler satıyorlar. Yağından, yani ayçiçek yağından, pirincine, ununa, şekerine %40 daha ucuz piyasadan, Türkiye'deki piyasadan ucuz ki Türkiye piyasası da bizden neredeyse çok daha ucuz. Peki biz temel gıdalarımızı veya tüm ürünlerimizi kredi kooperatifleri kooperatif olarak ülkede hizmete sunmamız mümkün mü? Çok mümkün. Türkiye Cumhuriyeti Devleti buna hazır mı? Evet. Peki niye yapamıyoruz? Maddi imkansızlık mı var? Hayır. İhtiyacımız ne Aslı Hanım? Sorumluluk ilkesi, prensibiyle hareket etmek. Ve ben yaptım, bir başkası yapmasın veya ben yapacağım, başkası yapmasın anlayışından kurtulmak. Temel nokta bunun dışına çıktığında, hayır o yapmasın, o puan toplamasın anlayışında hiçbir şey üretmez olduk bu ülkede. Üretemediğimiz için de bu sorunların birikimine sebebiyet verdik. Bence en büyük sıkıntımız bu. Demokrat Parti'deki de en temel sıkıntı bu. Ortak akılla hareket etmek ötesinde sadece ben anlayışının ortaya çıktığı bir anlayışın bugün en büyük sıkıntısını yaşıyoruz. Bence temel sorun bu. Evet. İrade ortaya konması halinde zaten tüm yollar da illaki açılacaktır Sayın Tosunoğlu. Evet, var mıdır son olarak eklemek istedikleriniz? Çok teşekkür ediyorum noktalamadan önce. Nazik davetiniz için. Gerçekten benim için keyifli bir program oldu. Bugün meclisteki durumdan son derece üzüldüm, son derece icap duydum, son derece de öfkelendim, demin de ifade ettim. Ben duygularıyla yaşayan bir insanım. Duygularımı da genellikle hapsedemem kendi içime, ifade ederim. Bu siyaseten bazen yanlış olur ve siyaseten belki de söylenmemesi gereken şeyler olur. Ancak ben demin de ifade ettim, iş hayatından gelmiş bir siyasetçiyim. İş hayatında 1+1=2'dir. Bu 2,5 olmaz, 1.50 olmaz, 1.75 olmaz. Bunları ifade ettiğim için belki de siyasi ömrüm de çok fazla uzun olmayacak Aslı Hanım. Çünkü hissettiklerimi gerçekten söyleme ihtiyacı hissediyorum. Ve bu o şeklin artık bir an önce düzelmesi gerekiyor. Ve en önemlisi bizim egemenliğimizin tartışılacağı bir durumda olmaması gerektiğini söylüyorum. Bunu bir an önce meclis içerisinde tüketmemiz gerekiyor bu sorunu.
kamuoyuna ve topluma da puan toplamak için bir aksiyon içerisinde olmamalıyız. Ne iktidar ne muhalefet olarak bunu kendi içimizde çözüp bir an önce toplumun ihtiyaçları olan yasalara, toplumun ihtiyacı olan refah seviyesine getirmemizi temenni ediyorum. Beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum Aslı Hanım. Sağ olun. Belki ilk programımız ama son derece keyif aldım. Çok çok teşekkür ederim. Yine ağırlamak isteriz sizi. Çok teşekkür ederim kendi adıma. Kolay gelsin diyelim. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Evet, Sayın Hasan Tosunoğlu bugün bizlerle birlikteydi. Nokta koyuyoruz bugün adına. Yeniden görüşeceğiz. Hoşçakalın.